Herkese selam. Mimar Annem kanalından sevgiler. Ben Sinan. Bugün size kesik boyama örneği göstereceğim. İlk önce internetten bulduğum kesik teypişlerimi kenara temizleyerek ayırdım. Size daha önce de gösterdiğim videolardaki gibi arka tarafını temizlemeli. Bu şekilde kestiğimizde ilk duvarlarını boyamayla başlayacağız. Ama ilk önceliğimiz katmanımıza isim vermek olacak. Çünkü katmana isim vermediğimiz zaman çizimler karışabiliyor. Çizim katmanımıza çizim diye isimimizi verdikten sonra sivri değnek aracımızı alıyoruz ve boyamak istediğimiz mekanları seçiyoruz. Daha öncesinde indirmiş olduğum fırça setlerinden yapacağım. Yine isterseniz bu fırçaları nasıl indirdiğimizin videosunu ayrıca çekmiş oluruz. Bu indirdiğim fırçada tuğla duvar örgüsü deseni istiyoruz. Şimdi bu kısmımız kafeterya ya da kütüphane olacağı için bu kısmı tuğla duvar olarak düşündük ve tuğla duvar tepişinin ölçeğini de ayarlayarak rengini açık vizyon renklerini seçerek bu şekilde bir tarama yapacağız. Şimdi ise daha önceden temizlemiş olduğumuz tepişlerini ölçek olarak ayarlayarak bu alanımıza yerleştireceğiz. Bunları bir blok halinde hazırlamışız. Bunun için kullanacağımızı içinden seçerek seçim aracımızla ölçeğini küçülterek bu şekilde CTRT ile yerleştiriyoruz. Yine daha detaylı anlatımları diğer videolarda yapmıştık. Burada sadece boyama olarak gösteriyoruz. Yine dediğim gibi bu şekilde küçülterek ölçeğe en uygun şekilde. Bu örnekleri tefriş kesik PNG tarzında aratarak bulabilirsiniz. Bana. Örnek kesiklerden de direkt istediğiniz alanı seçip temizleyip kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir tane kesik örneği vardı. Yani tonlar, tefriş dosyalarının renkleri aynı olsun diye tek bir kesikten örnek olarak kopyalayıp o şekilde yaptım. Mesela bu masa üstteki gibi 2-3 kişilikti. Ben bunu bu şekilde kopyalayarak uzatıp bir masa yaptım. Toplantı masası tarzında kullanacağımız zaman bu şekilde tepişleri kendiniz için de revize edebilirsiniz. Aynı şekilde bu tepişleri bu şekilde buraya koyuyoruz tek tek. Burada kapımın rengini tepişlerin uyumlu olsun diye değiştiriyorum. Daha sonra burası çift açılan bir kapı olduğu için kapımı kopyalıyorum. Şimdi ise bu kapının simetri nasıl alınır ondan bahsedeceğim. Kapımı seçtikten sonra düzenli kısmından dönüştüre geliyorum. Bu dönüştürden de yatay ya da dikey dönüştürerek bu şekilde simetrini alabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada da tuğla rengini değiştirerek farklı bir tonda yine bir tuğla duvar örgüsü yapıyorum. Yine internetten bulduğumuz bu ışığımızın ucuna fırçamızın böyle buğulu olan fırça ucunu seçip renkli açık tonlarda bir sarı seçtikten sonra bu şekilde yanıyormuş hissi vermesini istedik. Bunu da kopyalayarak boylarını yine kalem aracımızla uzatarak bu şekilde istediğimiz alanlara yerleştiriyoruz. Thank you.
yine internetten kesit olarak indirmiş olduğumuz ağaçlarımız ya da görünüş olarak indirdiğimiz ağaçları bu şekilde yine ölçek olarak yerleştireceğiz. Tabii arkasını yine temizleyerek, bazıları transparan geliyor ama bazıları bu şekilde beyaz geliyor. Bunların arkasından yine sihirli değnek aracımızla seçip siliyoruz. Önce tabii rastelleştirmemiz gerekiyor katmanımızı. Bu şekilde arkasını temizledikten sonra ölçeğini ayarlayıp bunları da tek tek yerleştiriyoruz. Yine farklı fırça uçlarımızla bu şekilde buraya da çimen etkisi yapıyoruz. Yine fırça indirme videolarını da çekelim. Burada yine bu yine çimen etkisi zaten bu ağaç işte çiçek tarzında yaprak tarzında şeyleri yapabilmemiz için olan bir fırça seti. Burayı da bu şekilde çimen yapmış olduk. Diğer bir ağacımızı da buraya aldıktan sonra bunun bu sefer ufaklığıyla oynayıp daha arkadaymış gibi hissiyatını vermek istiyorum. Yine aynı şekilde katmanımızı rastelleştirdikten sonra arka planını temizliyoruz. Seçip derinliğe bastıktan sonra silmiş oluyoruz. Yine CTRT'yle istediğimiz oranda küçültüp istediğimiz yere yerleştiriyoruz. Daha sonra ufaklığını %100'den biraz daha aşağıya çekerek bu ağaç sanki birazcık daha gerilmiş bir perspektif etki katmış olduk. Şimdi de insan silüetleri resmini indirmiştik. Bunu da yine katmanızı rastelleştirdikten sonra istediğimiz insanları seçip ölçek olarak küçültüp bu şekilde yerleştireceğiz. Bunları yine dediğim gibi ufaklıklarıyla oynayıp daha soft görüntüler de elde edebilirsiniz. Daha siyahları silüet etkili resimler de çıkartabilirsiniz. Bu şekilde tek tek seçerek de grup halinde seçerek de insan tepişlerimizi yerleştirebiliyoruz. Yine farklı fırça aracımızla seçtiğimiz duvarlarımızı bu şekilde boyama etkili biraz daha geniş görünümlü bir şekilde boyuyoruz. Yine sizin zevkinize göre de bu fırçaların şeklini değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Planımız için böyle buğulu bir görsel seçtim. Yine böyle bu gökyüzü etkisini vermek için biraz daha pembe tonlarını seçtim. Yine bunu çizimimizin altına, arka planımızın üstüne, yani araya yerleştiriyoruz en alt katman olarak. Bu şekilde burada şimdi üst kısmımızı, yani gökyüzü olarak kullanacağımız yeri seçmek için bir çizgi çekiyoruz. Yani bunu çizim olarak hazırlamış olabilirsiniz. Şu an bu haftada çizgi olarak orası ayrılmadığı için ben kestiğimde gökyüzünün yerini bir çizgiyle ayırıyorum ki kolay seçebilmek için. Daha sonra da seçip o kısmın dışındaki yerleri sileceğiz.
yeni güzel fırçalarımızdan olan bulut fırçalarından indirdik. Bu bulut fırçalarının birçok seçeneği var. Bu şekilde beyaz tonlarında buraya bulutlar yapıyoruz. Gri tonlarında da seçebilirsiniz. İstediğiniz tarzda bir gökyüzü oluşturabilirsiniz. Büyük küçük bir sürü bulut seçeneği var. Ve aynı şekilde buraya da böyle bulutlarımızdan koyuyoruz. Kestiğimizin alt kısmını da yine fırçalarımızdan kayalık olarak stone diye indirdiğimiz kayalık efektlerinden koyuyoruz. Daha böyle toprak görünümlü, kayalık bir zemin tarzında bir etki oluşturmak istediğimiz için buradan dediğim gibi birçok seçenek var. Kendi tarzınıza, zevkinize göre seçip bu şekilde burayı böyle kayalık olarak ya da toprak da indirebilirsiniz toprak olarak. Ya da renk tonları olarak da sadece kullanabilirsiniz. Bu şekilde burayı da bunları yerleştiriyoruz. Test örneğimiz fırçalar üzerinden olmuş oldu. Yine duvarlarımızda farklı tarzlarda bu kağıt efekti ya da farklı tipteki indirdiğimiz fırçalarda da diğer duvarlarımızı boyuyoruz. Dediğim gibi birçok fırça seçeneği indirip bu etkileri direkt fırçalarla da oluşturabilirsiniz. Photoshop'ta fırça olmazsa olmazlardan bunu da bu şekilde görmüş olduk birlikte. Da yine görünüşe giren kısımlarımızda cam görüntüsü vermek için böyle gri, yeşil, mavi tonlarında bir renk seçip yine bulut fırçamızla yani bunu ben kendim bulut olarak seçtim. Bulut fırçasıyla böyle ışığı kıvırmış, dağılmış ve etkili cam efekti oluşturmaya çalışıyoruz burada da. Yine diğer kesilerimiz de aynı bu şekilde şimdi boyamış olacağız. Yine bu camlarımın köşe pervazlarını düz bir renk olarak boyayacağız. Diğer kestiklerimizi hızlı bir şekilde aynı mantıkla boyuyoruz. Yine bu gökyüzü ve kayalıklarımızın çevresini silgiyle böyle silik bir görüntü elde ettik. Yine bunu da fırça araçlarınızla yapabilirsiniz. Düz de bırakabilirsiniz. Biz yumuşak bir geçişli yaptık. Ve aynı şekilde aynı mantıkla tüm camlarımızı bu şekilde boyadık.
Yine böyle tuğla duvarımızı düzenli kısmından desen tanımla diyerek bu kısma gelip bu arkadaki duvarımızı da yine seçerek katmanlardan çift tıklayarak katmanlar kısmımıza desen tanımlıyoruz. Ve burada tanımladığımız deseni ölçeğinde değiştirerek bu şekilde buraya uygun olarak yerleştiriyoruz. Yine desen olarak yapabilirsiniz. Burayı renk olarak gölge de verebilirsiniz aynı şekilde. Yine internetten bulduğumuz diğer ağaçlarımızı, renkli ağaçlarımızı şeffaflığıyla oynayarak, yani opaklığıyla oynayarak arkaları yerleştirip daha geride öndeki siyahını verdik. Yine bu kısımlarda kesitlerimizin önünde gözükeceği için o kısımlarımızda yine seçim aracıyla o katmandaki ağaç katmanımız varken seçerek bu şekilde silmiş oluyoruz. O alanı seçiyoruz. Çünkü şeffaf, birazcık daha şeffaf çalıştığımız için, açık konularda çalıştığımız için arkaya göndermiş olduğumuz desenler gözükecek. Bu yüzden orayı seçim aracımızla seçerek siliyoruz. Boyamamız bu şekilde oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.